Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Yiyen herkesin ikinci dilimi istediği çikolataya doyuran lezzet bombası o pasta tarifi geldi. İnanılmaz kolay ve çok lezzetli bir çikolatalı pasta tarifi hazırlıyoruz. Sen de bu kolay pasta tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Hemen pastanın kekini hazırlayarak başlayalım. Bunun için 3 yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şekeri ekledim. Ve yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük oluncaya kadar yüksek devirde çırpıyorum. Yumurtaların rengi tamamen açıldı. Koyu kıvamlı bir köpük haline geldi. Şimdi sıra geldi diğer malzemeleri eklemeye. Yarım su bardağı ılık su. 3 yemek kaşığı kakao. 1 paket şekerli vanilin. 1 paket hamur kabartma tozu. Ve 1,5 su bardağı un ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri tekrar mikser ile güzelce karıştırıyorum. Bu sefer karıştırırken düşük ayarda sadece malzemelerin karıştırmasını sağlayacak kadar çırpıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra kakaolu kek hamurumuz artık hazır. Şöyle kıvamını göstereyim. Çok güzel bir kakaolu kek harcı hazırlamış olduk. Şimdi hazırlamış olduğumuz kek hamurunu 28 santimlik kare borcamın içerisine aktarıyorum. Tabanına mutlaka yağlı kağıt yerleştiriyoruz. Çünkü sonrasında keki çıkarıp keseceğiz. O yüzden yağlı kağıt koymanız çok önemli. Hazırlamış olduğumuz kakaolu keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Fırından almadan önce mutlaka bıçak testi yapalım ve eğer bıçak temizse fırından çıkaralım. Şimdi pastanın kremasını hazırlamaya başlayalım. Bunun için 80 gram çikolata kullanacağız ve onu hemen ben usulü erimeye bırakıyorum. Diğer yandan karıştırma kabının içerisine 200 milim kremayı alıyorum. Ve üzerinden bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Krema ve krem şantiyi güzel bir kıvam alıncaya kadar yüksek devirde çırparak hazırlıyorum. Kreme ve krem şantiyi çırpmaya devam ettiğimizde böyle koyu kıvamlı şahane bir hale geliyor. O kıvama geldikten sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Ve ben usulü eritmiş olduğumuz çikolatayı oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirdikten sonra hazırlamış olduğumuz krem şantinin içerisine ekliyoruz. Çikolata sıcakken asla eklemeyin. Kremanın yapısını dokusunu bozarsınız. Lütfen buna çok dikkat edin. Çikolata ve kakaoyu da ekledikten sonra şimdi kremayı tekrar karıştırıyorum ve bol çikolatalı şahane bir pastacı kreması hazırlamış oluyoruz. Eğer pişmeyen kolay pastacı kreması hazırlamak isterseniz bu hazırlamış olduğumuz pasta kremasını her türlü yaş pasta tarifinde kullanabilirsiniz. Şahane lezzetli bir çikolatalı krema oluyor. Hemen şöyle kıvamının dokusunu da göstermek istiyorum. Tam bir çikolatalı yaş pasta kreması hazırladık. Keki ıslatmak için süt kullanacağız. Hemen hızlıca onu da hazırlayalım. 1 su bardağı sütün içerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kekimizi ıslatmak için kullanacağımız süt karışımı da artık hazır oluyor. Keki fırından çıkardık. İlk sıcağı çıktıktan sonra yağlı kağıt ile bu şekilde kalıbından çıkarıyorum. Ve hemen keskin bir bıçak yardımıyla keki ortadan ikiye keserek iki parçaya bölüyorum. Eğer hazırlamış olduğum bu çikolatalı pasta tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanala abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Keki güzelce iki parçaya kestik. Hemen ilk parçasını pişirmiş olduğumuz borcamın içerisine tekrar alıyorum. Keki bir güzel süt ile böyle her yerini ıslatarak hazırlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz kremanın tamamını kekin içerisine aktaralım. Zaten gördüğünüz gibi nefis bir krema, çok koyu kıvamlı şahane çikolatalı bir krema hazırlamış olduk. Şimdi bu kremayı güzelce pastanın içerisine yayalım. Önce biraz bu şekilde spatula ile yayılmasını sağlıyorum. Ardından bir hamur kartı yardımıyla kremayı her yere eşit şekilde gelecek şekilde güzelce yayıp düzeltiyorum. Hem lezzet hem de böyle biraz kıtır kıtır bir doku katmasını istediğim için kremanın üzerinden bol bol fındık parçaları ekliyorum. Burada istediğinizde kullanabilirsiniz. İster fındık, ister ceviz, ister Antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Şimdi pastanın ikinci kat olan kekini de güzelce yerleştirip çok hafif bir şekilde bastırarak yapışmasını sağlayalım. Ve aynı şekilde bu keki de süt ile güzelce ıslatalım. Şimdi sıra geldi pastanın ganajını hazırlamaya. Bunun için 200 milim kremayı ocağa aldım ve ısındıktan sonra ocağın altını kapatıp içerisine 150 gram çikolata ekliyorum. Hem sütlü hem bitter çikolatayı karışık olarak kullandım ben. Sürekli karıştırarak çikolataların erimesini sağladıktan sonra pastanın çikolatalı ganajı da gördüğünüz gibi hazır alıyor. Muhteşem kıvamıyla bol çikolatalı bir ganaj hazırladık. Hemen hazırlamış olduğumuz çikolatalı ganajı pastanın üzerinden döküp her yerine yayılmasını sağlıyoruz. Eğer çikolatalı pasta tarifi arıyorsanız, borcamda çikolatalı yaş pasta tarifi yapmak isterseniz, kolay bir yaş pasta tarifi hazırlamak istiyorsanız, bu hazırlamış olduğum en kolay çikolatalı yaş pasta tarifini de mutlaka denemelisiniz diyorum. Çikolataya doyuran bir yaş pasta oluyor gerçekten. Bol çikolatalı, yedikçe yemek isteyeceğiniz şahane bir yaş pasta tarifi hazırladım hem de borcamda. Pastanın üzerine eritilmiş beyaz çikolata ile de süsledim. Bu şekilde de biraz şekil verdikten sonra buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirdikten sonra süsleyip servis edeceğim. Eğer vaktiniz varsa mutlaka bir gece dinlendirin. Ne kadar dinlenirse o kadar güzelleşen bir pasta tarifi oluyor. Üzerini de ben bu şekilde hem çilek hem de kırmızı meyvelerle süsledim. Hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem oldu. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyip sonrasında bu bol çikolatalı yaş pastayı servis servis edebilirsiniz. Hemen şöyle dilimleyip size yakından kıvamının dokusunu da göstermek istiyorum. Hazırlayabileceğiniz en lezzetli borcam pastası tarifi diyebilirim. Gerçekten çikolatayı doyuran, çikolata krizleri anında yemek isteyeceğiniz bol çikolatalı bir pasta benim en sevdiğim pasta tariflerinden bir tanesi oldu. Hem incecik keki arasında bol kreması üzerinde bol çikolatalı ganajı ile şahane bir çikolatalı yaş pasta hazırlamış olduk. Eğer hazırlamış olduğum bu çikolatalı borcam pastası tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.